Bismillahirrahmanirrahim. İşte huzurlarınızdayız tekrar efendim. Dolayısıyla insanlar kendilerini mübarek Kur'an'a inşa ettirme şerefini ve bu muazzam macerayı, imkanı önünü kesiyorlar ve yaşayamıyorlar hiçbir evet, şekilde. İsraf ediyorlar. İsraf ediyorlar. Evet, aynen o. İsraf ediyorlar. Halbuki mübarek Kur'an insanı kaba saba, ham, halat, kötü bir malzeme olarak bunu illa adam etmek lazım falan diye görmüyor. Benim anladığım kadarıyla. Ve senin de anlattığından o çıkıyor. Yani mübarek Kur'an insanı çok değerli bir varlığı, daha da değerli ve aslında olması gereken yere taşıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani bir tür prospektüs, kullanım kılavuzu. Yani bir aleti kim yapmışsa onun kullanım kılavuzunu da o yazar. İnsanın kullanım kılavuzunu Allah yazmış. Çünkü insan çok değerli bir varlık. Zaten Rabbimizin Kur'an'da fekalan diyor. İki ağır ve değerli varlık. İki iradeli varlık. Cin ve insan. İns ve cin için fekalan. Ya eyyühe fekalan. Ey ağır ve değerli varlık. Dolayısıyla insan ağır ve değerli varlık. Dolayısıyla çok değerli olan, yani Rabbimiz şah eserini bir başkalarının ellerinde oyun oyuncak edilsin istemiyor. Yani acemi ustaların elinde zayi olsun istemiyor insan. Bu malzeme, bu muhteşem malzeme. Bu muhteşem malzemeyi esirgiyor Rabbimiz. Onun için de nasıl inşa edileceğine dair ilkeleri de kendisi koyuyor. Alın diyor. Bu insan, bunu ben yarattım. Bu da vahiy, bunu da ben indirdim. Ben gönderdim. Bununla bu insanı yaratılış amacının istikametinde başlangıç noktasından kemal noktasına doğru götürün. Al kendin götür. Yani onun için inna halaknel insane fi ahseni takvim thumma radetnahu esfele safilin ayeti çok yanlış bir biçimde. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık, sonra aşağıların aşağısına attık diye anlaşılıyor. Ne kadar felaket bir anlayış. Allah bir de niye çok ciddi bir çelişki oluşuyor yani. Aynen öyle. İnsanı ahseni takvim üzere yaratsın da niye eliyle tutup da aşağının aşağısına atsın? Aşağının aşağısına atacaksa ahseni takvim üzere ne? Yaratmasının anlamı ne? Ahseni takvim üzere yarattıysa aşağıların aşağısına atmasının anlamı ne? Yani bir ayetin içinde bu kadar çelişki olur mu? Aşağısının aşağısına attık değil. Onu kendi kemalini sana gösterdiğimiz hidayet rehberi ışığında kendin yürü, kıvamını verdik biz, bu kıvamı kendin bul diye start noktasına bıraktık demektir. Başlangıç noktasına bıraktık. Yani biz koşuyu tamamlayacak donanımla donattık, getirdik koşunun başladığı yere bıraktık. Hadi bakalım. Birlikte üretime geç. Evet. Festebikul hayrat. Hayırda yarışın. Hadi bakalım. İnşaya teslim olun. İnşa edin. Kendinizi inşa edin. Bu kılavuza bakın. Sen bu yarışı kazanırsın arkadaş. Kazanırsın. Seni böyle donattım. Böyle donattım. Her şeyin sağlam. Şimdi ben seni sıfır noktasına koyuyorum. Ha gayret vira bismillah. İradeni kullanacaksın. Sana verdiğim emanetleri kullanacaksın. Aklını kullanacaksın. İmanını kullanacaksın. Ya gözünü kullanacaksın. Kulağını kullanacaksın. Beş duyunu kullanacaksın. Yani sana verdiğim emanetleri ancak böyle kullanabilirsin. Eğer ben seni hem böyle yapıp da hem geleceğin noktaya elimle son noktaya koysaydım bunları sana vermemin bir anlamı kalmaz. Kullanmayacağım bir şeyi sana vermem de israf. İsraf tabii elbette. Dolayısıyla abes olurdu. Ben Allah'ım, abesle iştigal etmem. Ne vermişsem anlamlıdır bilhak.
Bir hak gereği. Evet, abi. Yani bir anlam ve amaca mebni olarak demektir. Bir garadın sahih. Zemahşeri'nin harika ifadesiyle. Eyvallah. Bir garadın sahih. Yani, sahih bir amaca mebni olarak. Sahih bir amaca, dayanarak onun üzerine inşallah. Eyvallah. Yani doğru bir amaç için. Doğru bir amaç için. Dolayısıyla bilhak bu demektir. Hak ile yarattı. Hak ile yarattı ne demek? Doğru bir amaç için yarattı. Yani anlamlılık ve amaçlılık yaratılışın en temel yasasıdır. Onun için de... Zaten onu kabul etmediğimiz anda sistem... Sistem çöküyor. Allah'a inkar etmiş oluruz. Sistem çöküyor. Tabii canım. Sistem çöküyor. Ya tabii. Olduğu gibi çöker. Allah demek anlam demektir. Onun için fakir öyle demek. Evet. O çok önemli. Anlamı inkar ettiğinizde Allah'ı inkar etmiş olursunuz. Bitti. İsterseniz iman edin. Hiç fark etmez. Onun için anlamlılık Allah'lılıktır. Bunun altını çizmek lazım. Sistem bunun üzerine kurulu çünkü. Onun için şu varlık içerisinde anlamsız bir şey yok. Amaçsız bir şey de yok. Bize öyle görünüyor gibi olsa bile. Da. Bizim anlayamamamız onun öyle olmadığı anlamına gelmez. Biz anlamıyor olabiliriz. Hemen. Aynen bu. Dolayısıyla sistem bunun üzerine kurulu. Bu ilke üzerine kurulu. Yer çekimi yokken anlamlılık yasası vardı. Evet. Bir gün yer çekimi olmayabilir ama anlamlılık yasası yine var olacak. İşte bu çerçevede düşündüğümüzde ahlak bu noktada insanın kullanım kılavuzuna uygun inşa edilmesidir. Biz buna işte ahlak diyoruz. Ve vahiy bu ahlakı inşa etmek için nazil oldu. Yani ilahi bir inşa projesi. Peki biz vahiy kitap yani hitap söz olarak bakarsak hitap, yazılı mushaf olarak bakarsak kitap. İster hitap ister kitap olarak bakalım. İyi ama biz insanız. Hepimiz doğrudan vahiyden nasıl insan inşa edeceğine dair gereği gibi istifade edemeyebiliriz. Peki bunu eğer bunu yapamıyorsak, bunu yapabileceğimiz daha kolay yapabileceğimiz kapasitemiz yetmediği için bunu yapamayınca bunu yapabileceğimiz bir alternatif yöntem var mı diye sorulacak olursa evet var. Nedir o? Vahiy ile inşa olmuş insanların eliyle inşa olmak. İşte burada Allah Resulü'nün misyonu ortaya çıkıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında vahyin talebesi insanların öğretmenidir. Unutmayalım. Vahyin ilk inşa ettiği zat odur. Evet, doğru. Onun hocası vahiydir. Vahiy inşa etmeden evvel o Abdullah oğlu Muhammed. Bu çok önemli. Abdullah oğlu Muhammed. Vahiy inşa edince rahmetellil alemin oldu. Ve ma erselnake, dikkat, erselnake illa rahmetellil. Çünkü irsal 40 yaşında oldu. Doğduğunda irsal olmadı. Vahiy geldiğinde irsal oldu. Risalet geldiğinde Resul oldu. Ama Resul-i Ekrem Efendimiz... sallallahu aleyhi ve sellem hep buna işaret ediyor zaten. Kendi de söylüyor. Aynen öyle. Kendi söylüyor bunu artık tabii, yani. Tabii. Artık yani işin ölçüsünü... Vahiy de söylüyor, kendisi de kendi söylüyor. De hep hatırlatıyor. Yani bu böyledir diyor. Ve vecedeke dallen fehedâ. Ve vecedeke âilen feagnâ. Ya bu ayetler neyin nesi? Dolayısıyla yanlışı görüyordu ama doğrunun ne olduğunu bilmiyordu. Yani şaşırmıştı. Şaşkınlık içinde. Şaşkınlık içindeydi. Zaten o dal o. Ne yapacak? Tabii ne canım. Yapacak? Yanlış ortada. Zulüm görüyor, zulüm. İnsan bitiyor, onu görüyor. İnsan yitiyor, onu görüyor. Fakat insanı nasıl bulmalı? İnsanı nasıl insan etmeli? Onu bilmiyor. İşte orada Rabbimiz o bilmediği şeyi oku diyor. Nasıl okuyacağını bilmiyor. Okumak gerektiğini biliyor da nasıl okuyacağını. Bismi Rabbik ellezî halak. Orada nasıl'a cevap veriyor. İşte o noktada
hemen gözümüzün önüne gelen şey ve kunu ma'as sadiqi. Sadıklarla beraber olun. Bakınız. Çok önemli. Sadakat nedir efendim? Biraz önce de arada gündeme geldi. Sadakat hakikate mutabık olarak özü sözü bir olmaktır. Hakikatle mutabakat şart birinci. Evet, özü sözü bir. Bu konuda özü sözü bir olmak. Bir olmak. Sadakat budur. Onun için sadık olan bir insan sadık olun demiyor Kur'an. Bu çok önemli. Yani, sadık olun evet, demiyor. Ve kunu sadikin demiyor. Sadıklar olunuz demiyor. 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 Ve kunu mines sadikin de demiyor. Sadıklardan olunuz da demiyor. Olundan da demiyor. Evet. Ve kunu ma'as sadikin. Sadıklarla birlikte olunuz. Neden? Sadakat tek başına elde edilebilir fakat sadakat tek başına muhafaza edilemez. Sadakat tek başına elde edilebilir. Fakat sadakat tek başına muhafaza edilemez. Açar mısın? Çünkü sadık kalabilmek için sadakatinizi kendisinde, aynasında gördüğünüz, aynasında seyrettiğiniz bir yek diğeri lazımdır. Aminna. Ki sadakatinizi test edesin. Test edilmemiş sadakatin sadakat olduğunu siz söylüyorsunuz. Neye göre evet. Neye göre? Evet. Siz söylüyorsunuz. Yani kendini sadakat içinde zannedip. Aynen öyle. Tamamen dışına çıkmış, ortasına düşmüş olmalıdır. Amin. Onun için mutlaka sadakat yek diğeriyle olur. Ve sadakatinizi ispatlamak için beşeri muameleye girmek zorundasınız. Yani Kur'an diyor ki, ahlaki davranış sahibi ol. Ahlaki davranış bir öteki olmadan tezahür. Mümkün değil. Dağın kişi, başında ne ahlak kişi olur? Kişi kendi kendine ahlaki davranış sergileyemez. Evet. En az bir kişi daha lazım. En az bir kişi daha lazım. Onun için. Ama mübarek Kur'an'ın bütün hükümleri böyle değil mi? Aynen öyle. Öteki cennettir aziz. Ya da cehennem. Evet. Ya da cehennem. Ama öteki olmadan bittin. Bittin. Onun için biz aslında biz diyoruz bakınız. Biz kendimiz için ötekisiz hidayet bile isteyemeyiz. Eyvallah. İhdines sıratal müstakim. Bizi hidayete erdir. Bizi dosdoğru yer. Beni diyemezsiniz. Beni diye okursanız namaz olmaz. Namazı iade lazım gelir. İhdini diye okuyamazsınız. O bizi ben yapamazsınız. Fakat insanlar dilde biz dedikleri halde zihinde ben diyorlar. Hani sadakatti? İşte birinci basamağa geldik. Söylediklerinle sadece yaptıkların değil. Eyvah. İçinde ne hissediyorsun? Özü sözü. Sözle öz örtüşüyor mu? Örtüşmüyor. Mutabık oluyor mu? Fatiha'yı dili okuyor, aklı yalanlıyor. Onu nasıl yapacağız peki? İşte mesele bu. Mesele bu. Dili biz derken aklı ben diyor. Nefsi ben diyor aslında. Nefsi ben diyor. Eyvallah. Neyse, neresiyse. Neresi ben diyorsa orası nefsi. Amenna tabi. Evet. Neresi ben diyorsa orası nefsi. Dolayısıyla nasıl olacak bu? Yani bu adama Fatiha'yı boşuna 40 küsür kez tekrarlatılmıyor. Yani burada bak. Dalga, ne söylediğini fark et. Dalga dalavere yapmaya kalkıyorsan bir daha düşün. Bak dilinin söylediğine için uysun. Gel, beşinci de olmadıysa onuncu da olsun. Gel, 15. de olmadıysa 20. de olsun. Ama olsun. Bir yere gel. Bu tekrar değil. Her rekat namazda Fatiha'yı okuman tekrar değil ey kul. Seni bu da bir inşa. Aynen öyle. Seni bir yolculuğa çıkardım
Ve bu yolculuk da akşama kadar, geceye kadar seni bir noktada su gibi damlatıyorum. Yani orada bir şey açmaya çalışıyorum. Efendim, nokta vurmaya çalışıyorum. Hak etmeye çalışıyorum. Bizi hak etmeye çalışıyorum. Fakat Allah'ın bu şeyini, çabasını reddediyoruz. Yani bir genel inşa var. Eyvallah. Bir de bu genel inşanın içinde o genel inşayı meydana getiren minik minik inşalar var. Halkaların inşası. Sürekli. Zincirin inşası var. Bir de halkaların inşası. Zinciri oluşturan halkaların inşası. Bir efendim çizginin inşası var, bir de noktaların inşası. Noktalardan ibaret. Ve orada ihmalkar davranırsan çizgi kırılıyor. Eyvah. Bir saffın inşası var, bir de o saffı oluşturan şahsiyetler. Dolayısıyla zaten Kur'an'ın dörtlü inşa sürecini unutmayalım. Kur'an kavramlarıyla tasavvuru, önermeleriyle aklı, örnekleriyle şahsiyeti, bütünüyle hayatı inşa eder. Dört inşa süreci. Bunu unutmuyoruz. Onu bir daha evet, not edeyim. Kur'an kavramlarıyla tasavvuru. Tasavvur aklın ana rahmidir. Evet. Unutmuyoruz. Kavramlarıyla tasavvuru. Kâr dediği zaman kâr nedir? Allah neye kâr diyor, sen neye kâr diyorsun. Amin. Allah'ın kâr dediğine öyle adamlar var ki zarar diyor. Amin. Allah'ın zarar dediğine de öyle adamlar diyor. Var ki kâr diyor. Evet. Kâr ettim evet, diyor, refo yaptım doğru, diyor. Doğru, kesin öyle. Evet. Dolayısıyla. Aynen öyle. Evet. Allah'ın diri dediğine adam ölü diyor. Evet. Allah'ın ölü dediğine de adam diri diyor. Allah'ın akıllı dediğine aptal diyor. Aynen öyle, aptal diyor. Allah'ın ahmak dediğine evet. Adam akıllı diyor. Çok akıllı adam diyor. Evet. Evet. Dolayısıyla sefih dediğine evet. Adam akıllı diyor. Evet. Dolayısıyla Allah'ın gör dediği yerden bakıp Allah'ın gösterdiğini göreceksin. Amin. İşte kavramsal inşa budur. Tasavvuru inşa eder kavramla. İkincisi önermeler yapar Kur'an. Önermeleri aklı inşa eder. Ama mesela der ki efendim zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Eyvallah. Anlatabiliyor muyum? Zalimlerden başkasına. Harika. Sen burada düşman kimdir sualinin cevabını bir önerme üzerinden aldın. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Efendim, bu bitti. Benim düşmanım kimdir diye düşünmene gerek yok. Adını koydun. Aynen, adını koyduk. Onun için önermeleriyle aklı inşa eder. Çünkü önermelerimizin makarı akıldır. Makamı akıldır. Çıkış noktası akıldır. Önermeler hükümlerdir. Bu iyidir. Şu kötüdür, şu büyüktür, şu küçüktür, şu karlıdır, şu zararlıdır, şu ölümsüzdür, şu ölümlüdür. Bunların hepsi önermedir. Hüküm cümlesi. Hüküm cümlesi. Hüküm veriyoruz. Hükümlerimiz ya doğrudur ya yanlıştır. Ya haktır ya batıldır. Amin. Ya sahihtir ya gayri sahihtir. Sahih olması için önermelerimizin Kur'an'ın inşa ettiği bir akılla yapılması. Amin. Yani o tasavvurla yapılması lazım. Büyük sözcüğünün içerisi, kelimesinin içerisi doğru doldurulmamışsa bu büyüktür cümlenizin baştan aşağı yanlış. Hiçbir manası kalmaz. Kar kelimesinin içi doğru doldurulmamışsa bu kardır cümlenizin yanlıştır. Çöpe atın. Öyle değil mi? Amin. Doğru. Eyvallah. Eyvallah. Onun için önermeleriyle aklı inşa eder. Örnekleriyle şahsiyeti inşa eder. Kur'an'da örnekler var. Hazreti Nuh, evet. Hazreti Lut, Hazreti Salih, Hazreti Eyyub, Hazreti Musa, Hazreti Davud, Hazreti İbrahim. Senin çok sevdiğin bir ifaden var. Ben çok seviyorum onu. Ve her vesileyle kullanıyorum. Seç hangisi olmak istiyorsun? Aynen öyle. Seç hangisi olmak istiyorsun? Aslında her insan bu peygamberlerden birinin hizasına girer. Ve hayatında her peygamberin... Aynen. Bir şeyini yaşamıştır. Onlar her biri bir süreç yani. Kesinlikle. Herkes bir defa Davud olmuştur. Herkes bir defa Yunus olmuştur yani. Aleyhisselam. Aslında biz peygambere iman ile mükellef değiliz biliyor musunuz? Peygamberlere. İman ile mükellef. Peygamberlere. Ve rusulihi. Evet. Âmenel Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn kullun âmene billâhi وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ Rasulihi değil. Rusulihi. Peygamberlerine. Peki peygamberlerine iman etmenin hayatımızdaki pratik karşılığı nedir? Peygamberlere imanın hayatta mutlaka pratik karşılığı olmalıdır. Mübarek Kur'an'da her şeyin olduğu gibi. Aynen öyle. İman pratikle mutlaka pratik bağlantılı. Pratik hayatta karşılığı olmayan bir iman değil.
bunu bir altını çiziyorum. Peki peygamberlere imanın pratik hayatta karşılığı nedir? Yani Yunus peygamberin peygamber olduğuna iman etmenin benim hayatımda karşılığı nedir? Musa peygambere iman etmenin benim hayatımda karşılığı nedir? Efendim yani nedir karşılığı? Nuh peygambere iman etmenin, Salih peygambere iman, Zekeriya peygambere iman etmenin, Yahya peygambere iman etmenin karşılığı nedir? Bir karşılığı olmalı. Efendim bu peygamberler yaşıyor. Tabii ki. Eyvallah. Hayatınızda birçok peygamberin hayatından kesit görebileceğiniz gibi siz kendi mizacınızı, kendi hayat çizginizi bir peygamberin arkasına konuşlandırabilirsiniz. Amin. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel. Aslında peygamberler, Kur'an'daki peygamberler, başka bir kelime bulamayacağım, kusura bakmayın, Arapçasını tabii biliyorum, Türkçesi yok, prototiplerdir. Prototipler. Arapçası ne? Prototip aslında nemuzeç. Nemuzeç. Evet. Nemuzeç. Onun için nemuzeçlerdir, prototiplerdir. Anlatabiliyor muyum? Modellerdir. Efendim, dolayısıyla her peygamber bir nemuzeçtir, bir prototiptir. O prototip bugün de yaşar, yarın da yaşar. Siz hangi prototiptiniz? Hangi tipolojiye giriyorsunuz? Bazen anamın oğlu bırak sakalımı diyecek bir Harun olursunuz. Bazen de ananızın oğlunun sakalından tutup yere çalacak bir Musa olursunuz. Anlatayım. Bu bir defaya mahsus da değil yani. Ben şu kadrodanım, böyleyim değil. Herkes her şey olabiliyor. Olabilir. Tabii. Geçiş mümkün. Geçişler mümkün. Merhum Ali Şeriati ne güzel anlatmıştır. Eyvallah. Onu değil mi? O aynen öyle. Hac kitabında. Eyvallah. Geçişler mümkün. Dolayısıyla bu manada aslında Kur'an ahlak inşa ediyor, farkında mısınız? Tabii. Modelleriyle de dedik, şahsiyet inşa ediyor. Ve bütünüyle hayatı inşa eder dedik. Dört Amin. İnşa modeli bu. Onun için وَكُونُوا مَعَسَّادِقِينَ dönecek olursak, bakınız biz dedik, ben dedik. Evet. Ta orada geldik ve özü sözü bir olmaktan söz açtık. Ama Fatiha'yı dilimizle okurken zihnimizde, nefsimizde bir ben duygusu var. Yani bencillik var aslında. Biz nahnuyu ben efendim, aslında ene'yi nahnu şeklinde, nahnu suretinde söylüyoruz. O zaman nahnu oluyor zannediyoruz. Yani beni biz suretinde söylüyoruz. Biz kılıfı geçiriyoruz, ben biz oldu zannediyoruz. Ben biz kılıfı geçirince biz olmaz. Biz gerçekten inandığımızda biz olur. İman ettiğimizde biz olur. İhdina'daki na'ya iman edersek. Ama Rabbimiz de zaten iman edersek bizi biz kılıyor. İman edersek فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Eğer sen yeryüzünün tüm hazinelerini harcasaydın, onların kalplerinin arasına bu sevgiyi koyamazdın. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Fakat Allah kalplerinin arasına sevgiyi koydu. Koymuyor azizim. Adam o sevgiye layık olmadan Allah o sevgiyi koymuyor. İlla hak edilecek bir hak şey. Hak edilecek efendim. Hak edilecek. Onun emeği verilecek, gayret sarf edilecek, aynen cihad edilecek. Allah'ın yasası bu, kanunu bu. Hak etmeyene vermiyor. Onun için sevgiden mahrum adam, o sevgiden, o biz sevgisinden mahrum. Onun için Fatiha bile dilinde duruyor. Buradan geçmiyor. Öyle bir hadis var galiba. Tabii. Ya, ayet var hatta. وَقَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا Efendim. Yani bedevi imanı oluyor. Evet. Bedevi iman. Onun için bu manada وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ gelecek olursak sadıklarla beraber olma. Sadakati muhafaza için Kur'an'la inşa olmuş insanlarla beraber olmak. İşte Efendimizin fonksiyonu buydu. Sahabe üzerinde Efendimizin rolü buydu. Efendimiz aslında Kur'an'la inşa ettiklerine sahabem dedi, biliyor musunuz? Kendisini gören hiç dele değil. Asla. Asla. Dur bir dakika. Bunu çünkü bu konuda Hicri 3. yüzyılda çıkarılmış bir efsanedir. Kendisini görüp de
mübarek Kur'an da inşa olmamış o kadar çok insan var ki. Var çok, çok. Kur'an söylemiyor mu? Hucurat suresinin 12. ayetini açın da bakalım. Orada peygamberimizin hatta vazifelendirdiği, görev verdiği adam, bu vergi amili size bir fasık haber getirdiğinde diyor. Açın da bak. Klasik efendim kelamın tarifine göre o da sahabe. O halde ashab dediğimiz anda başka bir şey. Kastettiğimiz şey ve Resulullah Efendimizin... Efendimizin eliyle Kur'an'ın inşasını kendisinde gördüğü, inşa ettiği. Onlara diyor. Onlara diyor. Onun içindir ki karşısında sizin Uhud Dağı kadar infakınız, ashabımın infak ettiği bir ölçek şeyin yerini tutmaz. Onunki daha büyüktür diyor. Siz dediği de karşısındaki, ashabım dediği de oradaki insan. Ayırıyor efendim. Yok öyle. Yok öyle. Yok öyle. Yani öyle ki bir kezinde iki sahabi birbiriyle kavga ediyor. Kavga eden birine diyor ki sen sahabeme nasıl bunu yaparsın? İkisi de aynı ortamda. Aynı ortamda. Resulullah evet. Efendimiz Aleyhisselatü evet. Vesselam. İkisi de Müslüman. Evet. İkisi aynen. de mümin. Aynen. İkisi de arkasından namaz aynen. kılmış. Aynen öyle. İnşa olmuş adama sahabem diyor Allah Resulü. Bunu bilelim. Bunu bilelim. Onun için Hazreti Ali bir kezinde karşısındakilere ben Allah'ın Resulü'nün ashabını gördüm. Aranızda onlardan kimse göremiyorum diyordu. Karşısındakilerin yarısı Resulullah döneminde yaşamış insanlardı. Eyvallah. Onun için öyle yok yani. O tarif, hepsini bir torbaya koy da salla gitsin tarifi, kelamın tarifi ve bu tarif zaten muhakkik ulemayı ikna edememiştir. Öyle mi? Tabii. Edememiştir. Onun için bu tarifin dışında kalmış kapı gibi alimlerimiz var. Elhamdülillah. Eyvallah. Bunu not alıyorum, kusura bakma. Estağfurullah. Yüzüne bakmıyorum ama bu çok önemli bir şey yani. Yani bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elleriyle inşa ettiği, çünkü kendisini Kur'an inşa etmişti, onun inşa ettiği de Kur'an'ın inşa ettiği oldu. İşte ve kûnû me'as-sâdiqîn sırrı orada Efendimiz üzerinden gerçekleşti. Hmm. Efendimiz üzerinden gerçekleşti. Bu çok önemli. Onun için de Efendimiz orada sadece sadık olmanın değil, sadakat transfer etmenin tabir caizse, sadakati muhafaza etmenin de sembolü ve garantisi oldu. Yani şöyle demek mümkün mi? Mübarek Kur'an bir zatı, bir insanı, bir beşeri, bir ferdi inşa ettiği zaman, hiç katıksız inşa ettiği zaman ortaya çıkan budur. Eyvallah. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aynen odur. Böyle olur diyor. Tabii. Onun için model. Aynen öyle. Peki. Model nasıl model alınır? Bunun metodu da ashabı. Öyle eyvallah. Mi? Aynen öyle. Yani modeli nasıl model alalım diyorsanız ashabına bakın. Ona bakın. Eyvallah. O ne yapmışsa sen de onu aynen yap. Aynen öyle. Aynen. Zaten bize gösterilen model de o ashab-ı kennucumi, bu hadis hakkında konuşulur, sıkıntılı oldu. Diyelim ki insahhal hadis, eğer sahihse işte bu mana da o manadır aslında. Hmm. Yıldızlar gibi olmasının sebebi de odur. O, yani çünkü hidayet rehberi olması için hidayetle donanması ve sadakati içselleştirmesi lazım. Hmm. Bu manada Efendimiz Kur'an'la inşa oldu. Kur'an'la da inşa etti. Onun için onun ahlakı Kur'an'dı. Efendimizin ahlakıyla ahlaklanan, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmış. Eyvallah. Bu manada, yani belki bugün pratik bir şey olarak, Kur'an ile inşa olan insanlara, Kur'an ile inşa etmek vacip düşer. Oluyor. Vacip oluyor. Evet, amin. Tabii. Kur'an ile inşa olmak vaciptir. Kur'an ile inşa olmuşlara da Kur'an ile inşa etmek vacip. Şükür kendi cinsinden bugün, olur. Aynen öyle. İşte Kur'an halkaları budur. Budur efendim. Bu işe yarar. Amacı bu. Bu işe yarar. Ve kûnû me'as-sâdiqîn emrinin aslında tecelli ettiği yerdir oralar.
Çünkü aynı zamanda unutmayalım, önlerinde Resulullah'ı inşa eden Resulullah'ın hocasıyla beraberler. Bu ne büyük nasip ya. Oho, hem de ne? Bu ne muhteşem nasip, düşünebiliyor musunuz? Yani siz Efendimiz'i bulamazken Efendimiz'in hocasını buluyorsunuz. Tabii. Yanınızda, elinizde. Bazen diyorlar, işte bizim hocamız yok, orada bilen yok. Hocaların hocası orada. Hocaların hocası orada. Allah'tan kork. Şu Mustafa, bu getirdiğin yeni, yani benim için yeni tabii, aşağı kimse yanlış anlamasın. Benim için yeni olan Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sahabi dediği, benim ashabım dediği tarif. Eyvallah. Yani o bir ayrım yapıyor. Kesinlikle. Herkes benim sahabim değil diyor. Sadece bu değil. Ben size bir tane örnek, bir iki örnek verdim. Daha çok önemli. Allah Allah'a fi ashabi. Karşısında birilerine ashabım hakkında Allah'tan korkun, Allah'tan diyor. Bunu havaya söylemiyor, suya söylemiyor, göğe bakıp söylemiyor. Karşısındaki birilerine söylüyor. Hı hı. Sahabenin de tarifi buydu. Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe ile iftira edilen efendim Saffan bin Muattal es-Sülemi'yi hapseden adamlara gelip çekilin şuradan, Allah Resulü'nün sahabesini nasıl hapsedersiniz diye kovalıyor onları. Hmm. Şimdi kovaladıklarını sahabe saymıyor. Anladım. Unutmayın. Tamam. Yani bu aynı zamanda Kur'an'ın da tarifi. Dedim ya, Hucurat 12'ye bakarsanız bunu görürsünüz. Peki o zaman şöyle demek mümkün oluyor mu? Bir ikinci adım olarak bunu soruyorum. Yani şimdi zihnimde o canlandı. Yanlışla lütfen düzel. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sahabi ve mübarek Kur'an'ın da sahabi tarifine uyanlar. Sahabi eşittir sadıkın, sadık olanlar demek mümkün mü? Eyvallah. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Hüve hüve. Öyle diyeceğim. Evet. İşte. Yani kim bu sadıkın? Kim? Sahabi. Aynen öyle. Başka biri arama. Başka birileri zannetme ya bunu. Bu ayet havaya mı indi? Ne diyor bu ayet? Aslında bu ayet birilerini gösteriyor. Birilerine birilerini gösteriyor. Birisini değil. Dikkat buyurun. Sadece birilerini gösteriyor. Çoğul. Hep çoğul gidiyor. Maaz sadıkın. Maaz sadık değil yani. Ya ashabla birlikte ol. Aynen öyle. Onlar nasıl Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam davranmışsa öyle davran. Aynen. Nasıl model almışsa öyle davran. Aynen. Modelleme diyoruz biz buna işte. Bu modelleme yoluyla sahabeyi bu çağa taşıyabilir miyiz? Taşıyabiliriz. Bakın, sahabeyi bu çağa taşımanın yolu, sahabeyi zaman tüneline girip kabirlerinden kaldırıp bir efendim yani abi yolunu bulup olmayacak olan şeyi yapıp da bu çağa getirmek midir? Hayır. Peki ne yapmaktır? Modellediğinizde bu çağa taşımış oluyorsunuz. Zaten aslında Allah Resulü'nde sizin için güzel örneklik vardır. Ayet-i kerimesindeki örneklik de budur aslında. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Üsve-i hasene gösterilmesinin sebebi veya neticesi nedir? Pratik sonucu nedir? Nasıl? Budur. Pratik sonucu budur. Onun için yani Peygamberimiz üzerinden Kur'an insanı nasıl inşa eder? Sahabe üzerinden Kur'an'ın inşa ettiği insan Kur'an'la başkalarını nasıl inşa eder? Görüyor. Çok çok güzel bir adım adım bir zihinsel, yani sen de bir tür inşa yaptın şu anda burada. Yani inşayı anlatırken inşa yoluyla anlattın. Öyle de olmalı. Öyle oldu değil mi? Metodun Kur'ani bir metot kullandın hedef yani. Oydu. Değil mi? İnşayı inşa süreci içinde anlattın ve zannediyorum zihinlerde gayet net belirdi şimdi neyin ne olduğu. Yerli yerine oturunca mesela gayet net belirdi. İşte tam burada kâne hulukuhu Kur'an, onun ahlakı Kur'an'dı meselesi. Yani mevzumuza dönecek olursak, Kur'an nasıl ahlak haline gelir meselesine aslında pencereler açıldı. Vahyin penceresinden menfezler oluştu. Şimdi meseleyi çok daha rahat görebileceğimizi düşünüyorum. Yani izleyenlerimiz de. Yani mesele gözlerinin önlerinde serildi. Kur'an nasıl ahlak haline gelir sualinin aslında yaşanmış modelleri. Yani biz burada bir ütopya konuşmuyoruz. Sosyolojinin bir kuralı vardır. Bir kez olan bir daha olur. Amin. Evet. Bir kez olmadı ki.
Binlerce kez. Amin. Bu çağda hala oluyor. Hı. Elhamdülillah. Hı. Devam ediyor. Kur'an mucizesi devam ediyor. Vahiy mucizesi devam ediyor. Yani Rabbimiz aslında şunu söyleyeyim. Bu iyi Müslüman olmayı belli bir zamanda gelmeye hasretmek Allah'ı imkansızlıkla suçlamaktır. Ve adaletsizlikle suçlamaktır. Yani Rabbimiz Efendimizin çağında gelenlere rahmetinin debisini şu kadar açtı, fakat bize kapattı. Bunu demek Allah'a iftira olmaz. Kesinlikle. Bir, ikincisi, bunu deme hakkımız doğduğunda Rabbimize bizim de dönüp de ya Rabbi benim bu çağda gelmem benim suçum mu? Niye bana bunu reva gördün? Deme hakkımız yok mu? Ya. Dersek isyan mı etmiş o? Ama ne? O zaman böyle deme hakkımız olmadığına, yani bunu dedirtmeyeceğine göre, Rabbimiz bunu dedirtmeyeceğine göre, o zaman nasıl bakmamız lazım? Rabbimiz çarpan sayısını farklı koyuyor. Yani amellerin çarpan sayısı farklı. O çağda yaşayana çarpan sayısını farklı koyuyor, bu çağda yaşayana çarpan sayısını farklı koyuyor. Ve yine adalet tesis edildi. Aynen. Hakkaniyet, ilahi hakkaniyet orada tesis edilmiş olur. Farklı çarpanlar var. Onun için Efendimiz bu farklı çarpanları fark etmiş olmalı ki şöyle diyor. Benimle aynı çağda yaşayanlar dokuzunu yapsa da birini yapmasa ateşte, bir gün gelecek ki beni de bana nazil olduğunu da görmeksizin iman eden kardeşlerim olacak. Onlara selam olsun. Onlar birini yapsa da dokuzunu yapmasalar cennette olacaklar. Farklı çarpanlar. Aslında burada 9-1 meselesi değil. Tabii. Nominal bir şey olarak almamak lazım. Aynen öyle. Bunu rakamlara indirgemek ve hakikat mecazı hakikate veya dönüştürerek cinayet işlemek. Tabii. Yani büyük bir cinayet o. Veya kalkıp da efendim biz bu çağını yapmasak da yutarız filan. Haşa tövbe yani böyle bir şey olabilir peki mi? Peki nedir söylediği Efendimizin? İşte bu orantıyı veriyor. Söylediği budur işte. Çarpanlar yani, meselesi. Yani eyvallah. Benimle aynı çağda gelmiş olmanıza gerek yok ahirette benimle olmanız için. Yani benimle aynı çağda gelir ama Ebu Cehil olur. Benden 1400 sonra gelir ama benim sahabem olur. Amin. Allah razı olsun. Noktayı koydu vallahi. Keşke hepimize böyle bir şey nasip olsa. Aslında nasip olmaması için hiçbir sebep yok. Allah Celle Şanuhu lütfetmiştir, bahşetmiştir bütün bunları. Bütün mesele gidip de almakta. Gidip de bunun için cihad etmekte. Bunu gönlüne, kalbine yerleştirmekte. Ben böyle olmak istiyorum Allah'ım. Böyle olmak istiyorum. Dediğimiz zaman niçin bize önümüzü engellesin ki? Niçin? Ama hakkını vereceğiz. Hakkını vererek o iş olacak. Yani ahlak, Kur'an ahlakı haline dönüşmesi lazım. Bu kadar zahmete de katlanı verin diyor sanki Rabbimiz Celle Şanuhu. Bunu da bir gayret edin yani. Bu iş başka türlü olmuyor. Pekala efendim, bir nefes aramız daha var, bir beslenme aramız daha var. Ondan sonra bu gecenin Kur'an halkasıyla inşallah tanışacağız ve oradaki kardeşlerimizin suallerine, hem onların macerasına, tarihine göz atacağız. Onlardan ilham alacağız inşallah büyük bir ihtimalle. Bize de cesaret gelecek, heves gelecek. Ve onlar da hakikaten merak ettikleri veya bilmek istedikleri bazı meseleleri bizim gündemimize taşıyacaklar. Öncelikle Mustafa Hocam'a sormak istedikleri şeyleri soracaklar. Pekala efendim. Tanıtım kuşağı giriyor. Başka yerlere gitmeyin. Seyredin ki ekmek gelsin.